Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Cumanız hayırlı olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Yayına girmeden önce Manisa'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi değerli izleyiciler. Bununla ilgili olarak moderatör kuşaklarında arkadaşlarım yayınları yaptılar. Bir kere daha hatırlatalım. Saruhanlı'da oldu. Saat 10.21'de 9.29 kilometre derinlikte meydana gelen bir deprem. Geçtiğimiz günde Van'da olmuştu malumunuz. Bu deprem elbette şiddetli olmasa da, çünkü herhangi bir hasar yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bir hasar yok, hasar ihbarı gelmedi ama elbette korkutuyor bu depremler. Hep İstanbul Büyük Marmara depreminin öncüsü müdür, artısı mıdır, ilgisi var mıdır, yok mudur? Bu konuyla ilgili olarak da uzmanlar yorumlarını yapıyor ama deprem deyince şöyle bir gün, titreyip evet, kendimize geliyoruz değil mi? Şöyle birkaç gün böyle bunlar konuşulacak yani. Deprem bizde böyle, çünkü deprem depremsiz yaşayamıyoruz yani. Yani bu işin tabii şakası yok ama şöyle bir şey var yani bu. Dün hatta hatırlıyorsun konuşuyorduk programdan sonra, Van'daki depremden sonra bir yer daha sallanır. Şimdi dedi bir yer daha sallanır falan diye ağzımızdan, Allah muhafaza etsin tabii. Çünkü o Türkiye'de bir başlayınca bir taraf bölgede uzmanlar tabii anlatıyor. İşte fay hattı uzun, işte şu kadar derinlikte beklenen depremdi falan filan gibi. Ama artık bu bizim hayatımızın bir parçası yani, yıllardır böyle. Yani bu toprakların kaderi de bu. Yani bu, böyle bir bölgede yaşıyoruz. Ama Allah'tan 5.5 derinliği çok. Ben takip etmeye çalıştım. Uzmana bağlandık İzmir'den. Bu konuda iyi uzmanlardan bir tanesi, bir profesörle konuştuk. Programdan hemen önce. Hı hı. Orada anım kadarıyla yani çok olağanüstü bir şey yok. Fay hatlarından bahsetti. Bölgeden bahsetti. Geçen seneki ve daha önceki seneler Ege'de sallanan bölgelerden bahsetti. Yani sadece bizim söyleyeceğimiz, Rabbim tüm felaketlerden ülkemizi muhafaza eylesin diyoruz. Doğru. Tabii aynı zamanda tabii tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Yani bu depremle yaşamak derken binaları depremde anında yapmamız gereken şeyleri artık bu saatten sonra bu millete bunları hani hiç bilmiyormuş gibi yapmayalım yani. Çok söylendi, çok yaşandı, çok acı çektik. Geçmiş olsun Manisa'mıza ve ülkemize. Dün de tabii Van aynı şekilde. Bugün gazete manşetlerinde Van var. Orada bir 4 kişi galiba hafif yaralanmış. O da 5.4'tü galiba. Tabi orada o kadar 5.4'te hafif yaralanmanın sebebi de hep söylüyoruz. Daha önce de olmuştu hatırlarsın. Çok eski binalar. O yığma, taş yığma binalar. Yani çok eski olan binaların riski çok daha fazla biliyorsun. Özellikle yani yere yüksek olması da veyahut da alçak olması da o konuda hiç fark etmiyor. İnsanlar öyle zannediyor. Çok yüksek bina acaba daha mı tehlikelidir diye. Binanın sağlamlığı önemli olan. Ama işte velhasıl çok yapı geçmiş stoğunun, olsun. Yapı stoğunun kötü olduğundan tabii bahsetti. Yani meselelerden bir tanesi o aslında. 5.5 ya da yani daha az bir deprem bir depremler aslında. Ya da 1-2 kademe üzerindeki depremler normal şartlar altında çok zarar verecek depremler değil ama Türkiye'nin yapı stoğundaki sorunlar nedeniyle bu depremler evet, bazen yıkıcı olabiliyor. Abi, İstanbul'u da hissedilmiş dediler ama bilmiyorum sen hissettin. Hissedilmiş yani arkadaşlarım, ben şu grupta falan yazmış arkadaşlar. Kadıköy'de senin orada hissedilmiş. Ha, bizim o taraf sağlam. Ama biraz daha ileride hissedilmemiş. Biz yani, burada hissetmedik. Evet. Yani yüzeye yakın herhalde ondan dolayı. Peki. Peki çok geçmiş yani olsun. Geçmiş olsun evet, diyelim Manisa'ya, Türkiye'ye. Allah beterinden saklasın. Amin. Cümlesiyle devam edelim. Şimdi siyasetlik gündem mevzularından bir tanesi bu kadın meselesi. Kadın meselesi derken nasıl kadın meselesi, onu da detayına girelim. CHP'liler malum yine bu şey meselesi üzerinden kadınlar önceden yoktu, Atatürk mevzusunu, Atatürk'ün seçme seçim hakkı vermesiyle diye başlayıp uzun uzun yazıyorlar. Ve tabii bunları söylerken de Osmanlı'yı, üstü kapalı İslamiyet'i ya da açık bir şekilde eleştirmekten geri durmuyorlar. Meclise Özlem Hanım'ın bir konuşması vardı. Özlem Zengin'in AK Parti Grup Başkan Vekili. Hani AK Parti'nin almış olduğu önlemlerle, tedbirlerle, kararlarla, yasalarla bu konuda atmış olduğu olumlu adımlarla kadına yönelik pozitif hakları verdiğini ifade edince vay efendim evet, bununla ilgili klasik cümlelerini arka arkaya yeniden sıralamaya başladılar. İstersen önce onu bir hatırlatalım. Tamam. Özlem Zengin'in konuşmasını. Ardından bununla ilgili yazılan yazılar, söylenen sözleri
bir değerlendirelim. Buyursunlar efendim. Ne demiş Özlem Zengin? Başkanım, ben arkadaşlarımı da anlıyorum Sayın Başkanım. Şimdi samimiyetsiz kelimesinden yola çıkarak buraya gelip Erzurum milletvekilimize ve lütfen söz vermenize rica edeceğim Sayın Zehra Taşkesenlioğlu'na ne demek terbiyesizliğe bağırmak? Bu küfürsüden bu laflar nasıl söyleniyor? Aa söylediniz, söylediniz, söylediniz. Aynı şeydir, kes sesini aynı şey. Bu ne? Böyle bir şey olamaz. Olamaz böyle bir şey. Asla yeni bir şey söylemiyorsunuz. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya Türkiye'de. Adı yoktu. AK Parti'yi inşa eden en önemli unsur kadınlardır. O yüzden ben bütün kadın arkadaşlarım ve erkek arkadaşlarım ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz bütün yaptığımız çalışmalarda önce kadınlar için onların hakkını, hukukunu, hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf ediyoruz. Ve bu manada şu mecliste ortaklaşacağımız bir konu varsa kesinlikle kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha mı çok tutuyorsunuz? İnanmıyorum. Bu mecliste bütün siyasi partilerin ortaklaşacağı yegane konu kadın meselesidir. Ve HDP en son partidir, kadınları bizden daha fazla savunacak. Söz özetle bu. Aa, helali, çok şimdi haklı. Bunun üzerinden ben şeyleri de hatırlatayım. Çok haklı bir yazıları da hatırlatayım bunun üzerinden. Emin Çöleşen bir yazı yazdı bu konuyla ilgili. Sevgili okurlarım demiş, hepimizin bildiği gibi Türkiye'de hangi olumlu iş yapıldıysa onların döneminde yapıldı. Örneğin hastanelerimizde doktor yoktu, onlar sağladı. Yoğun bakım odalarını onlar hizmete sundu. Metrolar, doğru, hızlı trenler ve otoyollar onların buluşu. Doğru. Ambulansları da onlar hizmete soktu. Daha önce hastalar hastanelere at arabasıyla taşınıyordu. Çok doğru. Ordumuzun perişan durumunu onlar düzeltti. Sayın sayabildiğiniz kadar her şeyi onlar yaptı. Bizi İlkellikten kurtarıp çok şükür bugünkü refah düzeyimize kavuşturmayı da bu iktidar başardı. Sen neymişsin be abi demiş. O vallahi yani hani bir çok cümle isterdi. Yani sizi yani ilkellikten kurtarıp çok şükür refah seviyesini kurtarmayı bu iktidar başaramadı maalesef. Başarısızlıklarından bir tanesidir bu. Evet. Buradan devam etmiş. Yani hani bayağı uzun yazı. Abi bütün artık cümleler doğru. Bak, sayfa sayfa arka arkaya doldurmuş. İroni yapıyor hesapta kendine. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yokmuş Türkiye'de. Ondan sonra bir kadın milletvekili söylüyor. Bunlar iktidar olana kadar Türkiye'de kadın adı yokmuş diyor. Sen önce hiç değilse Cumhuriyet tarihini biraz olsun öğren de böyle iddialı lafları ondan sonra söyle. Ya bunlar tabii kadın deyince bir prototipten bahsediyorlar. Şimdi adamlar da haklı, bak ben sana söyleyeyim. Haklı adamlar. Yani kadın değil, hangi kadın? Kadın dediğin zaman bunların aklında ya da hayal dünyalarında beliren, kendi tabirleri için söylüyor, modern, laik, başı açık, ondan sonra bu konuyla ilgili olarak çizmiş oldukları prototipin genel özellikleri bunlar. Bunun haricinde mesela başı örtülü olduğun zaman ya da onların tabiriyle yine işte sıkma baş falan filan olacak. Anadolu kadını gibi ancak başın nasıl örtüleceğini falan da söylüyorlar. Onlar daha iyi biliyor. Onun haricinde kalan tüm kadınlar aslında bunların kafasına göre bir yaratık. Tamam. Çünkü onları zaten kadından saymıyorlar. O aklını, fikrini falan zincire bağlanmış bir vaziyette bir yerlere, bir kişilere, bir doğmalara, tırnak içinde söylüyorum yine bunu, teslim etmiş aciz varlıklar olarak görüyorlardı. Dolayısıyla buradan türeterek zaten bir yönden haklılar. Tamam. Çünkü öyle bir olgu yoktu ki o şarta uymayanların tamamının hakları vardı. Tabii. AK Parti bu ülkede dinini yaşayan mütedeyyin Müslüman insanların da aslında insan olduğunu bunların yüzlerine vura 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 anlattı ama yani hani bunu anlayabilmek için de görebildiğimiz kadarıyla belli bir kapasite gerekiyor. O kapasite olmadığı için de hala ilkellikten kurtulabilmiş değiller. Örneklerini vereceğim. Yani bunların neler olduğunu, aslında kadına yönelik neler söylediklerini Muharrem İnce'sinden Bülent Ecevit'ine kadar vereceğim, onların seslerini de vereceğim. Kadından kastıklarının ne olduğunu iyi anlamak lazım. Şimdi ben şu açıdan değerlendiriyorum. İlk başta okumaya başladın ya. Şu otağı ilk başta okumaya başlayınca hani o yoktu bu yoktu falan filan derken burada şey yapıyor. Muharrem İnce de göndermiş aynısını. O yoktu bu yoktu falan filan diyorsun. Arkadaş tabii ki Emin Çöleşan'ın şimdiye kadar yazdıklarıyla ilgili yaptığım değerlendirme ortada. Ne olduğunu biliyoruz Emin Çöleşan'ın. Yani cemaati destekleme zamanı diyen adamdır kendisi bizzat. Hatırlatalım. FETÖ diye bir örgüt uydurdular. Silahlı örgüt falan diye. Bir anda FETÖ'cü olan, gerektiğinde FETÖ'cü olabilecek bir adam olduğunu çok iyi biliyoruz. Sonuçta
Söylediklerin hiçbir aslına katılmam. Burada ironi yapmış. O yoktu, bu yoktu. Hastanede doktor yoktu. Yoğun bakım odalarında hizmet verilemiyordu falan filan. Evet. Hepsi doğru hocam. Doğru. Yani sen ironi yaptın zannediyorsun. Belki de oturduğunda Ankara'nın göbeğinde o malın mülkünle, servetinle en özel hastanede en iyi tedaviyi görmüş olabilirsin zamanında. Ha bu memlekette senin o beğenmediğin, hala kin kustuğunuz o bidon kafalılar, göbeğini kaşıyan adamlar, dediğin tarifteki başı kafalı omacı tipli kadınlar falan filan diye aşağıladığın ve Türkiye'nin asıl unsurları, asıl unsurları derken onlar sadece değil ama Türkiye'de büyük bir çoğunluğu olan Anadolu insanına uzak oldukları için bunlar ya böyle bir ambulansa binmek zorunda kalmadılar ya hastane odasında köşede terk edilmediler ya numune hastanesi kapısında apandisi patlamak üzere bekleyen adam en sonunda iki saat sonra patlayıp öleni görmediler. Ya içeride efendim rehin kaldığı için adam kapıdan çıkamadığı için zıplayamadığı için aşağı doğru bir daha falan yani filan. Bütün o özellikler ya, bu, falan. Hep bunlar doğru. İroni yapmış hesapta. Ama sizin patronunuz o dönemlerde sizleri tırnak içerisinde 5 yıldızlı özel hastanelerde size sağladığı sağlık sigortası tabii, imkanlarıyla hiç öyle elinizi kolunuzu sallayarak hep o lüks hastanelerde geçirdiğiniz için SGK'yı falan bilmezsiniz. Tabii, bugün CHP'nin genel başkanına sormak lazım. Tabii, sor bakalım Topkapı'dan Rami Emir Müs'e binmiş hayatında hiç. Yani siz bunları konuşuyor oturduğunuz yerden konuşuyorsunuz. Ama kadın meselesi deyince ben şimdi Özlem Zengin Hanım orada konuşurken hep şöyle kafamı falan salladım. Ama hakikaten öyle şeylerden bahsediyor ki aslında bunların bunu konuşsak var ya bak 2 saatlik bagajda benim malzeme var. Ecevit döneminden tut. Konuşalım. İstersen Muharrem İnce'yle başlayalım. Hakikaten de kadın adı yok derken kastettiği işlere baktığın zaman siyasette kadının etkisi AK Parti bir hakikaten kadın hareketi açısından baktığın zaman o seçimlerde onlar da bunu gördüler çünkü şaşırmışlar da hatırlıyorsun. Mahalle sorumlusundan en zirveye tepeye kadar tüm kadınların bir araya gelip kadınların gücüyle oluşmuş bir partidir. Mahalle mahalle gezip ben bizzat şahidim. Bunu örnek alarak CHP Genel Başkanı tabii, Deniz Baykal'ın iki tane çarşaflı kadına CHP rozeti taktığı tabii, görüntüleri hatırlamıyoruz herhalde. Kapının içine sokmazdınız. Şu kadına haddini bildirin diye bağırıldığı dönemlerde. Hepsini biliyorlar. Hepsi var bunların. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yani bizim programımızın ne vakti yeten hiçbir şey yetmez ama o kadar çok kafamda örnekler var. Yazacağım muhtemelen. Fakat Özlem Zengin hanımefendinin söylemiş olduğu hakikaten o çok kısa bir süre içerisinde anlatmak istediği şeyin içerisinde o kadar bagaj dolu ki ta 1970'lerin siyasetinden bak vereceğim, kadın adı yok Duygu Asena'ya kadar gider bu hadise. Onu söyleyecektim ben de şimdi onunla ilgili yani de bakmışım. Muharrem İnce'nin bir tweet'i var ona bakalım isterseniz. Bu açıklamanın üzerine Özlem Zengin'in yapmış olduğu bu açıklama üzerine Muharrem İnce diyor ki Muharrem İnce'nin bu tweet'ine Bülent Turan'ın cevabını da vereceğim. AK Parti'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi, taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra AK Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu, üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler AK Parti demiş. Bülent Turan buna cevap veriyor ama cevabı verirken Muharrem İnce'nin kadına yönelik bakış açısını da, daha doğrusu bazı kadınlara yönelik bakış açısını da seyrettiği, geçmiş dönemdeki haberleri, sözleri, tweetleriyle birlikte veriyor. Bülent Turan diyor ki ilk esprisi galiba Muharrem İnce'nin. Ama olsun, son cümlesiyle ekteki ifadelerini görünce gelinen yer büyük başarı diyor. Teşekkürler AK Parti demiş en sonunda. AK Parti. Aynen öyle. Teşekkürler. Neymiş o büyük başarı olan yani daha önceki? Mesela 25 Eylül 2014 tarihinde Muharrem İnce'nin ifadesi. Başörtüsü yasağının serbest bırakılması Cumhuriyet'e meydan okumaktır. Mesela 14 Eylül 2009 tarihinde TRT kameramanının bere takmasından rahatsız olup TRT ekibindeki bir kameramanın saçlarını kışlık bereyle kapattığı, bu kameramanın TRT'de türbanla çalıştığı, bunun derhal soruşturulması gerektiğini söyleyen. Aynen öyle. Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türk devrimlerinin kaynağı olan laiklik ilkesi toplumun akıl ve bilim dışı düşüncelerle yargılardan uzak kalmasını amaçlar demiş. Bak. Ya bu zamana kadar füze göndereceklerdi, türban takıldı biliyorsun. Ondan dolayı gönderemediler. Adı yokmuş demek ki hakikaten kadının bak. 2018'de eğer bunlar iktidarda kalırsa herkese zorla türban taktıracaklar cümlesi de Cumhurbaşkanı'nın seçim propagandasında söylediği kelimelerdi. Biraz geriye gidelim. Muharrem İnce'nin bir videosu var. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yanındaki de herhalde Engin Altay ya. Çok çok gençmiş Engin Altay da. Buyursunlar o videoyu da bir dinleyelim. Yok kız çocuklarımız.
Hükümet, başbakan niye bir açıklama yapmıyor? Kamuda olmayacak, ilk öğretimde olmayacak, orta öğretimde olmayacak diye niye bir açıklama yapamıyor? Niye yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor? Sayın ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Yani bu kamuda çalışanlara da türban taktırmanın, ilk öğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Olur. Onun için katılmıyor. Yani katılmıyor türbana, resepsiyona. Evet, resepsiyona katılma gerekçelerini şey yapıyor. Ya bu ülkede ülkenin cumhurbaşkanının eşi başörtülü olduğu için resepsiyona katılmasın, niye başörtülü falan diye. Siz o kadını yok sayan bir zihniyetsiniz. Ecevit'in o Hikmet'in söylediği videosunu da verin ekrana arkadaşlar. Merve Kavakçı'nın milletvekili olarak meclise girdiği, başörtüsüne girdiği zaman Ecevit'in cümlelerini bir hatırlamakta fayda var. Buyursunlar bakalım ne diyordu o dönem. Giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Hiç karışmıyorlar hakikaten. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar, devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. İşte böyle haddini diyorlardı. Çok kibar. Yani şöyle. Çok kibar Ecevit. Ha diyor yani. Şunu söyleyeyim. Neyse onu da iyi hatırlatma yapmışlar. Şunu söyleyeyim bak yani burada arka arkaya bunları koyduk. Bir de tabii dünden beri bayağı bir yorum var aslında. Ben de çok geç yakaladım. Bu hatta bu tweet'i görünce ben de bir tweet attım. Yani çünkü söyleyecek çok fazla şey var ama bir tweet'le ifade etmek çok zor. Aklıma bir tek şey geldi. Muharrem İnce'nin Tatanka'sı geldi. Tatanka'yı bir nesil bilmiyor, eski film izleyicileri bilir. Tatanka bir öküzün, bir bizon. Bizon, Amerikan bizonunun ismi. Oradan esinlenmiş. Ben de şimdiye kadar hani Muharrem İnce aday olana kadar Tatanka'nın ne olduğunu bilmiyorduk. En azından Muharrem İnce sayesinde Tatanka'nın ne olduğunu öğrendik dedim. Onun sayesinde, onu görerek aynen öğrendik öyle diye söyledim. Şimdi çok konuşacak şey var ama kadının adı yok. Hani şimdi sürekli şu anda biz konuşurken bile herkes o Duygu Asya'nın o şeyini gönderiyor. Fakat bunlar yaşanmışlıklar. Bunlar bizzat, bundan hikaye okumuyoruz burada. Sadece burada meclistekinin uçtaki bir kısmından bahsediyoruz. O anda bak şu meclise bak bakalım kaç tane kadın var meclisin içerisinde. Şimdi bak. Utansalar bunlar. Bak diyorum ya, rakam rakam ortaya koysan. Şöyle bir yarım saat, bir saat mi alır? Biraz gitsen üzerinden. Türk siyaset tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından bu yana, Türk siyasetinde aktif rol alan, diğer kurumlarda bulunan kadın sayıları ve kadın oranı, toplumdaki bu aktif çalışan oranına baktığın zaman bir vakadan bahsediyoruz arkadaşlar. Sultan Palamut'tan bahsetmiyorum bak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde AK Parti'den bu bir vaka. Başörtülü başörtüsü hiç fark etmez hem de. O zaman o hanım özellikle orada bir şey vurguluyor. Şunları anlatarak vurguluyor. Yani kadınları insan yerine dahi koymadınız. Çünkü size göre kadınlar ya açık olacak, ya dekoltesi olacak, ya en fazla melon şapkayla gezecek, tayyör giyecek. Ötekiler ya şeydir, müstahdemdir, ya başka, ya köylü kadınıdır. Hani onun erkeğini de zaten siz poturlu ve şalvarlı diye Ankara'ya almadınız. Kadının bir insanın adı yok. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşamamış mı bunlar? Şimdi gör, yalan mı söyleyelim? Hepsi yaşandı. Ya burada utanmadan, sıkılmadan hiç utanmıyorsunuz ya. Bu kadar utanmazlık, bu kadar yüzsüzlük, bu kadar nasıl bir surat varsa artık kösele gibi. Yani şimdi diyorsun ki orada ondan önce yok muydu, var mıydı? Ben en fazla ben savunurum. Benim kız kardeşim başörtülü. Aha verdik işte, ne oldu? İnsan biraz haya eder ya. Biraz edep, biraz haya. Neden haya eder? Yani bundan daha kötü bir şey yok insan. Yani sen, ben sadece resepsiyonda başörtülü kadın görmemek için, çünkü resepsiyona başörtülü insan giremez. Onlar insan değil. Onlarla bir arada ben bulunamam diyen Muharrem İnce gelmiş bize kadının bilmem ne adı yok muydu, bilmem neydi falan. En büyük hakareti, kadına yapılan en büyük aşağılamayı yapmışsın. Bir de çıktı seçimlerde, bir de Cumhurbaşkanı adayı oldu. Benim kız kardeşim tesadüfen buraya gelmiş. Bak, o da başörtülü diye gösterdi. Bundan daha kötü bir şey
Bundan daha kötü manzara. Bu siyasetçi bak, Ecevit'te gördük. Bir arada ona da hemen kızdım. Işıklar içinde yatsın aklıma gelince sinirleniyorum. Toprağı bol olsun. Ama şöyle bir şey var. Yani bu şu anda yaşayan figürler. Muharrem İnce'den bahsediyorum ya. Bu kadar ikiyüzlülük olur mu? Yani şimdi dalga geçiyor hesapta. Vallahi Emin Çeleşar'dan başladım, oraya kadar devam ettim. Kadının siyasetteki yerinden tut, aktif olarak toplumun içerisindeki paylaşımcı ve çoğunluğun olduğu yerlerde, yani erkek çoğu egemen olduğu yerlerde, kadının oranının yükselmesi tüm kurumlarda, özel hayatlarda, kamusal alanlarda, her tarafta kadının sesinin daha çok çıktığını ancak biz hakikaten hakikaten çıkan kanunlara bakın ya. Hiç utanmıyorsanız. AK Parti döneminde gördük. Yani çıkan kanunlara bakın. Belli oranlar, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde biz şu kadar yüzde kadını efendim vekil yapacağız. Kadın kontenjanı diye bir kadın kontenjanı ayırıyoruz. Yapacağız demeye başlaması tarihinde, o sözde koca tarihinde ilk defa yenidir. Neden? AK Parti bunu zorlamıştır. Bu genel manada. Ama eğer diyorsan ki Özlem Zengin de özellikle kastettiği gibi başörtüsü, Müslüman kimliği, Müslüman imajı. Arkadaş biz dine karşı değiliz. Bak ben Müslümana karşı izleyen bu adamların yaptıkları da buydu. 3 tane örnek gösterdik burada. 4. örneği göstereyim. 550 tane örnek gösterdik. 4. örneği de göstereyim ben sana. İzleyicimiz göndermiş sağ olsun. Yoktu tabii. Konuşmaya başlayınca. Cumhurbaşkanı tarihini de söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için eşi türbanlı AK Partili milletvekillerine eşsiz, eşlerinin başı çok olanlara ise eşli davetiye gönderdiği haberleri var şu anda. Onları göndermişler linkleri. Ya, tamam. Çok iyi yani hatırlıyorum. Bu ülkenin abi, Cumhurbaşkanı. Çok iyi hatırlıyorum. Yazmıştı benim yazıyı da. Bir. Kaç tane yazı yazdı? Herkesi fişli. Bir fişlemeden çok rahatsız oldu. Herkesi fişlemişler. Başörtülü, eşi başörtülü milletvekilleri, eşi başı açık milletvekilleri. Bunları zaten bunların ayrımlarını yapmışlar. Bir kodlamalar yapmışlar. Ve bu kodlama neticesinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı eşi başı kapalı olanlara tek kişilik daveti. O kadın değil tabii, çünkü getirme. Tabii. O bunun buraya girmesini falan filan hak etmiyor. Ondan sonra deyip aşağıladığı bir davetiye evet, gönderiyor. Milletvekillerine resepsiyona katılması için. Eşi başı, başı açık olanları da kadın olarak kabul edip onlara çift kişilik davetiye gönderiyor. Evet yaptılar bunu. İki yıl evet, üst üste yaptı bunu. Yaptılar tabii. Tamam. Ben hatırlıyorum ya, daveti de yazıyor. Ya, üzerinde eşi ondan yok. Sonra kadın madı. Eşsiz bak, Emin Çapa'nın bir tweet'i var. Bunlar yarım akıllı tipler. Çünkü kendisi öyle söylüyor. Kadınlar için yarım diyor mesela. Emin Çapa dediğiniz bu kişi. Çapsız. Ya öyle demeyeyim yani. Bilmiyorum çaplı mı çapsız mı falan ama. Yazdığı şey çapsız. Yani yazdığını okuyunca çok çaplı olmadığı anlaşılıyor. Düşmanı olduğunuz laik seküler akıl gelene kadar yarım insandınız diyor. Suudi Arabistan gibi 21. yüzyılda ehliyet için eylem yapardınız. Şimdi bir şey işte bu. Bak bir tane bir işte haber bu, var. Asıl bu bunlar, zihniyet işte. Bunlar, zihniyeti bu. Bunlar da ben söylediğim zaman kızıyorlar ondan sonra. Hani fındık üreticileri kızıyor. Bunlar da fındık kadar beyin olmadığı için araştır bakmış, okumakmış, bunlarla ilgili geçmiş arşivlerde neler varmış, neler konuşulmuş falan. Bunlar boş işler bu arkadaşlar için. Gerek yok böyle şeylere. Yani bir dönüp ya Osmanlı'da acaba hani hakikaten bak şeyi söylemiyorum yani Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice Validemizin bir tüccar olduğunu falan. Hani 1400-1500'lerde falan gitmiyorum tamam mı? Ticaret şufa İslamiyet'in kadına vermiş olduğu haklar o dönemde işte olmayan şeyler o cahiliye döneminde yapılan işlerin ters yüz edilerek kadına verilmiş haklar. Şunlar bunların hiçbir tanesinden bahsetmiyorum. Biraz şeye gitse hiçbir yere gitmesine de gerek yok. Gerçi sevmiyorlar ama Anadolu Ajansı'nın Mart ayında derlediği bir haber var. Osmanlı'da kadın hakları arşiv belgelerinde diye bir haber geçmişler. Hiç şey yapmadım bak yani hani bundan önce hazırlık falan değil. Sen konuşurken Osmanlı'da kadın diye Google'a yazdım. Bu kadar basit yani hani bazı şeyleri görmek için. Karşına haber çıkıyor. O da neymiş? Bir haber. Anadolu Ajansı'nın derlediği bir haber. Neymiş bu haber? Osmanlı'da kadın toplumdaki ve sosyal hayattaki yeri geçmişten bugüne tartışma konusu olurken kadınların kollanıp gözetilmesi ve sosyal haklarının sağlanmasına ilişkin detaylar tarihi belgelerle ortaya çıktı diyor, yansıdı diyor.
95 milyonu aşan belge ve 400 bine yakın defter koleksiyonuyla Osmanlı tarihine ilişkin büyük bir arşivi hazinesinde bulunduran bir yerimiz var. Ne bu? Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri diye bir yerimiz var. Tamam, bu ülkenin tarihinden gelen, hani diyor biz çok övünüyoruz ya kara kuvvetlerinin 2000 küsürüncü bilmem ne yılı falan filan diye çok övünüyoruz ya, haklı olarak. Niye? Çünkü 16-17 devletten sonra kurulan bir devlet. Böyle küçük bir şey değiliz yani. Hani Amerika gibi 200 yıllık baklavadan bile yeni olan, tarih olan bir ülke değiliz biz. 2000 küsür yıllık kara kuvvetlerimiz var bizim. O belgelerde, arşiv belgelerinde mesela örneklerini falan veriyor. Kadınla ilgili o kadının mesela açmış olduğu dava, heyetin şeye karşı, sadrazamın oğluna yönelik bir mevzuda mahkemenin koruduğu, kolladığı arşiv belgeleriyle falan. Bunları anlatmak da bunlar bir şey anlayacak, evet, mı? Anlamaz. Yani Emin Çapa dediğin tipler, bu seviyedeki kişilerin kullanacağı cümle, Cumhuriyet gelene kadar siz yarım insandınız, insan bile değildiniz. Ya arkadaş, madem öyle, bak madem öyle dediğiniz doğru, kabul edelim. Yahu Cumhuriyet geldikten sonra o yarımı da sildiniz. İnsan yerine koymadınız. Hadi o zamana kadar yarımdı. Cumhuriyetten sonra saymadınız bunların hiçbir tanesini. Köylüleri, bu çarıkların Ankara'da ne işi vardı? Ankara dışında tuttunuz. Aşık Veysel örneğinde olduğu gibi. Başörtülü kadınları ondan sonra insandan saymadınız. O yarımı da silip attınız. Hatta o kadar ileriye götürdünüz ki peygamber ocağı olan askeri okullarda annesi başörtülü diye tel örgülerin arkasında beklettiniz. Törene sokmadınız bu kadınları. Evet. Bunlar onlar Murat. Yani ben buna mesela, bu yapmadınız, sokmadınız falan diyorsun ya. Yani şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. Bu zulmü tekrar hatırlatınca bir şey mi anlarlar? Zerre kadar anlamazlar. Bir şey mi ifade edersen işte Osmanlılar. Bir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez. Allah dersin bir şey ifade etmez. İnanç dersin ifade etmez. Ama şu ifade, bak evrensel manada söylüyorum. Ben Müslüman, İslam, başörtüsü, hassasiyet, bunların şekilciliği, kadına olan bakışları, daha doğrusu Özlem Hanım'ın ifade ettiği, kadına da yok, şu bir tek bir ifadesi evrensel manada. Bak çünkü dinle falan alakalı. Bunu anlatamazsın. Bunları, ya sen de bana saygı göster. Böyle bir şey yok. Yok. Sen o sana saygı göstermeyecek. Saygı adam gösterebilmesi için önce seni insan tabii, olarak sayması gerekiyor. Tabii, o, saymıyor ki. Tabii o ineğe tapana, ineğin idarından bereket bekleyen adama saygı duyar. Ama sana saygı duymaz. Öyle yetişti çünkü bunlar. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti bu. Ama şunu unutmayalım bak. Yani bu ifade var ya, şu yarım, hani ne diyor orada tam olarak? Yarım insandınız. Laik seküler akıl gelene kadar yarım insandınız. İşte yarım insan olarak görüyor. Yani bir, o mesele o. İşte sen anlatıyorsun ya. O diyor ki aa yarıma geldi diyor. Bu bir tanesi göbeğini kaşıyan diyordu. Biz bidon kafalı diyordu ya. Sana bakışı, Müslümana bakışı yarım. Yani adam değilsin. Yani kozmozlar içinde aslında Türkan Saylan'ın dediği gibi. Asıl benim, bak asıl benim, biz istemezsek bir şey değişmez. Sen nesin? Yarım. Eksiksin sen. Niye? Çünkü sen Müslümansın. Ben sekülerim. Allah'sız kitapsızım. Ben edepsizim. Alaksızlık yapabilirim. Ama sen hiçbir şey yapmaya hakkın yok. Aslında Özlem Zengin anlattığı bu işin kadın tarafında en çok ağır. Askeri destekliyor. Özlem Zengin'i destekleyen kafa. Askeri okula giderken ki meseleyi sadece şunu desen anlarsın. Kadını ayırmak için. Adamların askeri okula giderken iki tane şeye bakarlardı. Bir, evli mi? Bir askeri yükselecekse evli. Karısı açık mı? Açık. Tamam, geçti. İki, okula alacağız harbiyeye. Anasına bakın bakalım, kapalı mı? Kapalı. Yok. Bu da yarım. Bu kafayla bu kafadan bahsediyorsun. Yarım bile değil Zengin. Ya ben bunu buradan yürüyorum. Bu kadar yani basit. Laik seküler akıl gelene kadar yarım insandınız cümlesi zaten bir aşağılama. Yani çapın, o laik evet. Seküler akıl geldikten sonra da sizin gibi olmayanları ya da sizin o kalıba sokup balo, dans, vals tabii. Yaptıramadığınız kadınların yarımını da sildiniz. Evet. İnsan yerine evet. Koymadınız. Finali Duygu Asena'dan yapalım. Hoş Duygu Asena'da bu anlamda örnek verilecek birisi değil. Yani ben hani, onlardan biri. Ama en azından burayı yarım, çeyrek ya da böyle hani yok gördüklerinin porsiyonu ayarlayabilecek olan bir tarafa kendi içlerinde tam gördükleriyle yaşadıklarını da anlamak lazım. 1986 yılıydı zannedersem şu kitap yazıldığında. Duygu Asena'nın Kadının Adı Yok kitabı yazıldı. Bu ne peki? Bir sene sonra bu kitap yasaklandı bu ülkede. Şimdi laik ve seküler akıl tarafından çok özgür bir ülkeydik biz. Tamam mı? Evet. Yasaklandı bu kitap. Toplatıldı. AKP yasaklamıştır. Tamam. Tabii o dönem AKP yasakladı. Tabii. Toplatıldı o kitap. Çok mücadele ettiği söyleniyor. Ben tanımıyorum, bilmiyorum ama bununla ilgili yazan, Duygu Asena'yla ilgili yazan yazıları okuyarak şey yaptım. Hazırlığımız da vardı zaten. Bunu dün konuşacaktım ama fırsat olmadı. Mevzu bu kadar. Bunlar böyle ellerini alıp yeniden o eski damarlarını kapartmak çok hoşlarına gidiyor.
bu laik seküler kafanın. Değil mi? Şunu söylüyordu Duygu Asena. Dediğim gibi katılmadığım 1 milyon tane cümlesi var. Çünkü orada işi cinsellikten tut da birçok mevzulara kadar taşıyor, getiriyor. Feminizmin kurucularından falan, Türkiye'deki feminizmin öncülerinden falan olduğu söylenir Duygu Asena'yla ilgili. İşte Kadınca dergisini Kadınca kısmından alıp Fikir dergisi haline getirip yayın yönetmeni olduğu dönemlerden, işte Ercan Arık'ın bir sürü şeyler anlatıyor. Dediğim gibi katılmadığım birçok mevzusu var ama en nihayetinde o dönemde laik ve seküler akıl Duygu Asena gibi bir kadına, kendi içlerinde kendileriyle beraber çalışan, kaç yerden kovuldu yani, bir kadına neler hissettirdiğini anlatıyor. Bununla ilgili yazılan bir tane de tez var. Yani doktora tezi var. Onu da kısmen okuyabildim. Girizgahlarını falan aldım onu da. Gerekirse bakabilirim. Yani siz bırakın bu laik seküler aklın yarım olarak gördüğü ya da çeyrek porsiyon gördüğü başörtülü türbanlı Müslüman kadınları, tam ve bir bütün olarak gördüğünüz kadınlara, gördüğünüzü sadece ifade ettiğiniz, inanmadığınız kadınlara neler yaşattığınızı Duygu Asena birçok mevzularda anlatmış zaten. Onu bin katında Müslümanlar yaşadı işte. Bin katında Müslümanlar yaşadı. Onu söylediğin bin katında kadın, onlar yaşadı. Kadının ne olduğunu, sizin gözünüzde kadının ne anlama geldiğini bugün böyle cafcaflı laflarla ifade etmeniz bir anlam taşımıyor. Ne olduğunu zaten herkes biliyor. Özellikle sizin mahallenin kadını, kadınları neler hissetmiş bu kitaba dökülenler. Evet. Bizzat duyduğumuz, ondan sonracıma bu konuyla ilgili görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar var. Evet. Tamam mı? Yani bu ülkede, bu ülkede mesela. Tabii. 10 katı, 1000 katını yaşadılar onlar yani. Onlar hiç bunların söylemeyecekler. Yatacak yerleri yok. Bir şey söylemeyi de gerektirecek bir durum yok. Bak, en tam akıllısı, başka konuya geçeceğim buradan. Var mı söyleyeceğim bunu? Bunu bitiriyorum. En tamam, en akıl, en tam akıllısı, tam olarak kabul ettikleri mini kırık kanatlar mesela. Tamam mı? Fransız mine. En akıllısı da bu diyorsun ya. En akıllısı da. Düşün gerisine. Bilmiyorum yani en akıllısı mı değil mi ama. Fransız mine. Öyledir abi muhakkak. Okumuyorlar, okumuyorlar. Yani hamaset almış başını yürüyor. İntikamcı. Özlem Zengin eğitimi, konuşması, şusunu busunu, sadakası bunları tabii, alim yapar. Tabii öyle maalesef. Tamam. Maalesef diyorum bak yani. Ciddi söylüyor ya. Özlem Çok Zengin. Çok özür dilerim öyle. Konuşması, hitabeti, bilgisi, birikimi, şusu busunun sadakası, dağlar kadar fark zekatı, var. Bu Emin Çapa'yı falan ve allame yapar. Emin Çolaşan'ı allame yapar. Değil mi? Bu i̇şte derece. Bizim en büyük sorunumuz okumuyorsun, o zaten. Görmüyorsun, bilmem tabii. Şunu yapmıyorsun, etmiyorsun. İşte mine kırık kanat örneğinden yürüyelim. Yani yazdıklarıyla, söyledikleriyle, sosyal medya paylaşımlarıyla, video olaylarıyla, yani hayatımda ben bu kadar boş bir insana, bak kadın demiyorum. Tamam, bunlar gibi ayrımcılık yaşıyor. Şaşırıyorsun değil mi aslında? Rastlamadım yani. Tabii. Ama mevzu hamaset olunca önüne de bir Fransız mine muhabbetini tabii koyduğun anda Ümpe. Abi bu mahallede Allame-i Cihan oluyorsun. Hoş Ümpe. Mine ile ilgili de ne de mine kırık kanatla ilgili de ne düşündüklerini, o tenhalarda neler söylediklerini falan da çok iyi biliyorum. Ayrı bir mesele ama dedikodu sahne önüne, dedikodu yapmıyor. Sahne önüne geldiği zaman ondan sonra bu yarım insanlara karşı alkış tutuyorlar. Evet. Neymiş efendim mevzu? Bu Libya meselesinde bu dinciler öyle işler yapıyorlar ki bu dinciler. Libya meselesinde Fransa'yı ya tokat manyağı yaptı Türkiye. Bak hakikaten amiyane tabirle böyle. Tokat manyağı yaptı Türkiye. Ne yaptı? İşte, münhasır ekonomik anlaşmalardan tut da işte Libya'ya ziyaretler, Serraj hükümetine destek, bunların destek verdiği darbeci Hafter'in falan kuyruğunu kıstırarak ülkeden kaçması, şusu busu falan filan. Yani sağlı sollu girişti Türkiye. Evet. Şimdi Fransa'da yayın yapan iki tane çok önemli gazete var. Bunlardan bir tanesi 100 asırlık, 100 yıllık bir gazete. Asırlık gazete. Neymiş ismi efendim? Le Canard Enchaîné. Bak bak bak. Fransa'mız, Fransızcama bak. Enchaîné. Le Canard Enchaîné. Zincirli ördek demekmiş. Tercümesini de kırık kanattan alıyorum. Şimdi bu bir hiciv gazetesi. Dergisi neyse. Sağ olsun bunların hepsini de şeyden aldım. Bizim Belkıs Kılıçkaya'dan aldım. Böyle hani kendime mal etmeyeyim. Emeğe saygı olsun. Fransa uzmanımız. Fransa uzmanı. Ben yıllarca Fransa'da yaşadık. Gazetelerin, televizyonların temsilciliğini yaptı. Fransa'yı Fransız mineden daha iyi bilir. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü hakikaten gazetecilik yani yaptı. Şanzelize'de neydi ne işte ona soruyoruz biz. Gazetecilik yaptı Belkıs, tamam mı? Hakikaten o tarafını bilir. Da bilir ama. Ha? O tarafını da bilir. 10 küsür bilir. Sene bilir kalan bir Şanzelize'ye gitmiştir herhalde Belkıs. Le Canard Enchaîné. Zehirli, zincirli ördek denilen bu gazetenin hiciv gazetesi olduğunu ifade ediyor. Mevzu ne peki? Şimdi bu gazete öyle bir gazete ki onu da nereden öğreniyoruz?
ortaya çıkardığı skandallarla ülke siyasi tarihini Filon, Şirak, Holland olayları değiştirmiş asırlık bir gazetedir diyor Ömer Aydın. Çok baş yakmıştır. Çok baş yakmıştır. Öyle çünkü yazıyor. Hem araştırma gazetesi hem araştırma haberleri yapan hem de hicve dayalı haberler yapan asırlık gazeteden bahsediyoruz. Şunu demiş: Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi demiş. Mine Kırıkkanat da diyor ki la bu diyor hicve gazetesi dalga geçmişler anlamamışsınız cümlesini kullanmış. Oysa Le Point diye sağcı gazete var. Türkiye ve İslam karşıtı bir gazetedir Fransa'da. Bu da mesela Erdoğan Macron'u şahmat yaptı diye yazdı. Birçok mevzuyu bu Libya meselesinde Fransa'nı Türkiye'nin tokatladığını yazan bir sürü dergi var. Ama bunların dertleri, davaları bu bütün olan, tam tabii olan... Buna dokunuyor çünkü. Fransa'da dokunuyor. Bir Fransa dokunuyor, bir de Mine Abla'ya dokunuyor. Özlem Zengin başörtülü olarak AK Parti Grup Başkan Vekili sıfatıyla bu konuşmayı yapmasaydı da başı açık birisi yapsaydı bu kadar irit olmazlardı. Tabii, tabii. Bunu da net bir şekilde söylüyorum. Şu anda derlerdi kadın adı yok, değer yaşıyoruz ben de. Bu söyleyecek, Müslüman söylemeyecek böyle şeyleri. Evet. Yarım mı onlar? Aynen. Ya göbeğini kaşıyan, ya bidon kafalı, ya işte bilmem koyun, bilmem ne, ya da böyle. Ama bu, ben şunu söyleyeyim, ama bunu hani böyle söyleyince şöyle zannediyor insanlar da bunu konuşunca. Mevzu çünkü oraya dedin ya işte Mine Kırıkkanat aklım ermiyor. Yani hafsalam almıyor. Böyle saçmalıkları falan diyorsun. İşte koskoca gazeteci bir sol tandansın bir temsili bir kişisi falan filan diye. Bir de bunlar sürekli işte yarım yok bidon kafalı koyun bunlar. AKP'liler falan diye aşağıdan bir kesim. Biz bunu söylüyoruz ya, yani sakın yanlış anlamasınlar. Yani şöyle bir şey algı oluşuyor. Ya bak bunlarla görüyor musun? Konuşuyorlar, bizim bir entelektüelliğimiz var. Bizim bir solun derin bir entelektüelliği vardır. Bunlar kaldıramaz. Geçenlerde İsmail Saymaz'ın gibi çok kızmıştım o defa. Bana söyleyin bakalım, gösterin bakalım. Son 15 yılda AKP ne kadar entelektüel adam yetiştirmiş falan diye bir konuşma yaptım. Ne kadar kötü, ne kadar güldüm biliyor musun? Neler mi güleceğimi bilemedim. Yani o da şu. Ya solun entelektüeli kim? Bak bir daha söyleyeyim. Mine Kırıkkanat. Şu. Hani olimpiyatlar Tokyo'ya gidince yaşasın Tokyo. Jiu-Jitsu diyen evet kadın. Ya, evet bu, ya. İkinci entelektüeli kim? Kim? Uğur Dündar mı? Kim abi solun entelektüeli? Bak Türkiye'de bu yıllarca yaşandı. Bu boyalar döküldüğü için, bu inciler döküldü ya. Yapıştırma. Boyalar döküldüğü için, her şey kabak gibi ortaya çıktığı için biz bunları konuşuyoruz. Doğru. Yıllar boyunca bunların kafası, hani o kadın adı yok dedikleri yazdığı dönemlerde. Türkiye'de Müslümanlar, İslam, çünkü Türkiye'de entelektüel kesim Müslümanlardır. İstisnai eski sol tüfekleri abileri ayırıyorum. Ablaları ve abileri. Çok az. Geri kalanları, geçen Taceddin şeye göndermişti. Geri kalanları biraz Nazım Hikmet, biraz Özdemir Asaf okursun. Çok sıkışırsan birkaç Atatürk Vecizesi. Tamam mı? Hı. Bir de sen Benua Saint Joseph mezunuysan bitti sana entelektüel. Çalışmana gerek yok. Yani bunun sonucu zaten siyasette bu şekilde şekillendi. En büyük hesap uzmanları Kılıçdaroğlu. Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu. Adamı hayatta geçmişte yaptığı şey kurum batırmak. O da hesap uzmanı. Şimdi buraya geldiğimiz nokta bu. Bunu efendim Fransa böyle bilmem ne diye işte anlatmaya çalışıyor. Kim bu? Mine Kırıkkınan. Burada Belkıs Kılıçkaya'dan bahsettin. Bir tane Belkıs Kılıçkaya'yı şuraya koyuyorum. Ya çok kendisine özür diliyorum yalnız. Ya çok özür diliyorum. Mecbur mukayese. Meyvada meyve mukayese. Burada Mine Kırıkkanat'ı koyuyorum. Kırıkkanat'ı koyuyorum. Belkıs Kılıçkaya. Tanıdığınız Belkıs Hanım. Bir de bak konuşmasıyla. O kesin. Konuşmasıyla. Hiçbir şey söylemiyorum. Tamam. Felsefi derinliğiyle, sosyoloji derinliğiyle, siyaset algısıyla, zekasıyla, her şeyiyle döver de onun giderken yolda hani çekirdek kabuğu atar gibi atsa Mine onu havada yakalayamaz. Öyle bir fark var arada. Bakıyorum ya diyorum bunlar böyle ülkede yarım diye ifade edilmişler bu kadınlar. Bir bakıyorsun bu tarafa, bunlar da Türkiye'de entelektüel diye bize kakalamışlar. Rahatsız olduğu şeye bak. Fransa bunu söylemiş de herhalde şunu söyleyeceksin. Peki öteki Fransızca okudu mu? Fransa Ulusal Radyosu'ndaki şeyi söyledi. Tamam, onu söyleyeceğim size. O zaman keseyim, onu da söyle. Ey Mine Kırıkkanat hanımefendi. Bir Radio, de buna bakın Radio bakın. France, Radio France Uluslararası Yayın Yönetmeni Jean-Marc Faure Macron'a patlamış. Libya konusunda Paris Ankara'ya ders verecek konumda değil demiş. Akşam gazetesinden okuyor. Ne oldu? Bu da mizah yaptı. Sessiz kalması gereken bir başkent varsa Paris'tir. Uluslararası hukuk açısından krizin sorumlusu Fransa'dır. Türkiye meşru hükümete destek veriyor.
Siz kalkıp çok makul ve düz cümle kurmuş adam. Bak, aynen. Meşhur Venezuela. Fransa ise Hafter'e silah sağlıyor. 2016'da 3 Fransız ajan Bingazi'de öldürüldü. Fransa'nın silahları Libya'da bulundu. Tehlikeli oyunun oynayan Fransa'dır demiş Radio France'ın uluslararası. Mine 40 kadar hanımefendi o mizah dedi ki adam dokunuyor size biliyoruz. Yani sen Türkiye'ye bakarken Faik Öztürk'e baktığı gibi bakıyorsun. Hani diyor anlamakta zorluk çekiyorum diyor. Türkiye'nin menfaatlerini korumaya çalışmasını anlamakta zorluk çekiyor olabilirler. Ama bunu oturup da bu kadar ayan ben ortaya koymuş ve Türkiye'nin başarısından bahsetmiş. Dergisi, gazetesi yazmış. Ya radyosu itiraf etmiş. Bunu ben, bari gündeme getirip rezil olmayın çok, ya. Ben çok ama olamıyorlar şeye resim. Seviniyorum biliyor musun? Neye seviniyorum biliyor musun Hikmet? Bizim geçmişte Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ya da parlamenterler, Cumhurbaşkanlığı yurt dışında uluslararası yayın yapan bir kuruluş Türkiye aleyhine bir şey söylediğinde, yazdığında ondan sonra galeyana gelirdik, cevap verirdik. Haklı olarak tabii yapması gereken buydu. Cevap verirdik, derdik ki o açıklama yanlış, bu haber yanlıştı, BBC'de şu çıkmış, CNN'de bu çıkmış, bilmem şu olmuş, bu olmuş falan deyip savunma yapardık. Haklı olarak doğruları anlatmaya çalışırdık. Onları da anlayabildiği kadarıyla. Beni sevindiren gelişme şu. Bu TRT World kurulduğunda ben çok sevinmiştim. Hakikaten içeriğiyle ondan sonracıma. Hani bizim ülkemizde AKP yaptı diye onların tabiriyle nefret ettikleri, hiçbir şekilde beğenmedikleri mevzu oluyor ya. O TRT World'un logosunu kapat. İzlettir bunlara. Avuçları patlayıncaya kadar alkışlarlar. Tabii. Mizampajı, ekran dizaynı, şusu, busu alerji falan. Alerji TRT'ye. Tabii TRT. Alerji AKP'ye. Alerji AKP Türkiye ya. Türkiye, aynen. Alerjileri bundan bu memleket. Şimdi TRT World öyle bir konuma geldi ki, bütün bunların engellemelerine, TUK akademelerine falan sorsan işte onu seyrederler, bunu seyrederler. Bir haber yaptı TRT World. Tamam. Hakikaten gurur duyarak anlatıyorum bunu. Haberde Fransa'nın sömürgecilik tarihi anlatıldı. Neler yaptı Afrika'da, Afrika'yı nasıl sömürdü, Mali'ye. En son biliyorsun Mali meselesinde Mali Devlet Başkanı'na dediler ki bizi çağır çağır. Mali Devlet Başkanı içeride kaos var, Fransız askeri gelsin diye pat hemen. Bir saat sonra Fransız askerleri indi. Bin tane falan, bine yakın asker indi falan filan. Hemen kanun düzen falan. Yani sömürüyorlar çünkü oraları. Bununla ilgili, bu ve bunun gibi birçok mevzuyla ilgili bir belgesel yayınladı TRT World. Ve Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı. Seri tweetler. Biz o değiliz. Hayır yanlış böyle haber olmaz bu haber falan olsun. Doğru değil şu değil bu değil falan. Afrika'nın Fransa ile bir sorunu yoktur. Fransa Afrika'ya hep iyilik yapmıştır şu falan bir savunma olayına geçtiler. Ya o kadar hoşuma gitti ki bu mesele. Tamam ya çok şükür hakikaten Allah'ıma bin şükür bu günleri gösterdi. Ya ben onların yapmış olduğu yanlış yayınların bizde karşılığı hala da öyledir. Reddediyoruz, açıklama yapıyoruz falan filan da. Ya bir günde bunlar bize bir açıklama yapsınlar falan diye çok şey yapıyordum. Çok şükür TRT World bunu sağladı. Yapmış doğru. Olduğu haberler, geçen gün biliyorsun, geçen Trump retelemişti haberlerini falan filan. Bütün dünya tarafından takip ediliyor, şu oluyor ve sen onların anlayacağı evet. Dilde, onların yapmış olduğu yayından daha kaliteli bir yayınla her anlamda ve onların yapmadığı şekilde doğruları anlatarak haberler yapıyorsun ve Dışişleri Bakanlıklarından, Başbakanlıklarından, Cumhurbaşkanlıklarından, Devlet Başkanlıklarından senin haberine yönelik yalanlama ya da itiraz şunların bunları evet. Falan geliyor. Evet. Bu vesileyle İbrahim Eren'i başta olmak üzere tamam mı? Çok emeği geçti çünkü. Yani vidasına kadar şeyidir İbrahim Eren. Uğraşmıştır mevzuyla. Bu vesileyle sevgili Serdar Karagöz'ü. Hakikaten o da çok uğraş. Şimdi Rusçasını falan filan da yapıyorlar TRT'nin falan. Çünkü yabancı yayınların başında, TRT'nin yabancı yayınlarının başında da genel müdür yardımcısı sıfatıyla Serdar Karagöz var. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Evet, şu evet. Haber bile benim yüreğimin yağların erimesine doğru. Yetti. Fransa Dışişleri Bakanlığı TRT World'un haberiyle ilgili olarak hayır Afrika'nın bizimle sorunu yoktu. Bu belgesel falan filan bizi anlatmıyor. Bravo. Açıklamasını yaptırdık ya bunları. Evet. Çok diyorsun, şükür diyorum. Bugünleri yani. Gördük. Şimdi bugünleri... Bak bir daha söyleyeyim. Her şey hani söyleyince bazen abart olmasın diye hep dikkatli bir şey başına bir şey koymaya çalışıyorum. Yani sen çalışırsın, mücadele verirsin. Tamam mı? Zafer Allah'tandır. Gelir. Aynen öyle. Mücadele edersin, başarırsın. Bir şey söyleyeceğim. Bu biraz deminden beri konuşuyoruz. Kadının adı yok. AKP yokken efendim biz de yoktuk. Mağarada yaşıyorduk falan filan diye. İşte Emin Çöreşan Efendi. İşte Hacı Muharrem.
Size sesleniyorum. AKP bunları başaran partidir. AKP'sini AKP diyorsunuz ya. İşte bunları başaran partidir. Sana çok samimiyetle söylüyorum. CHP denen sadece kendi ideolojik saplantısıyla faşizan stratejisi olan bu parti çalışmayan, hesaplamasını bilmeyen, bir de kerameti kendinden menkul, meşruiyetle kendini bu partinin şöyle bir vizyon olma sahibi asla yoktur. Vizyonu yoktur. İşte o TT World, bilmem dünya uluslararası basında büyüme, bunları görebilme. Sen şimdi Serdar Karagöz diyorsun. Vizyon sahibi maalesef yarım bir tarafı. Bunlara göre yarım. Müslüman çünkü. Vizyon sahibi dünyayı okuyabilen, dünyanın birçok yerinde bulunmuş, ABD'nin göbeğinde bile Birleşmiş Milletler muhabirliği yapabilmiş bir insandan bahsediyorsun. Öteki tarafta diyor ki adam, ben de şu an dışında diyor rakı içiyorum. O zaman ben daha diyor layım, ben layım daha akıllıyım diyor. İki kuruş para yok, kafa yok, yani zeka yok. Şu kadar zeka. Şimdi bunlar çıkıp kadına da yok diye gülmeye çalışıyor. TRTB olduğunu Fransa yaptırdı. Örneğini belki söylüyorum ben. Onu unutmayalnız. O örneği sürekli söylüyorum. Yazmıyorlar. Keşke bir günde birisi onu yazsa. O Mali, Moritanya'da falan para mara yok. Nijerya'nın şu anda geldiği durumla 30 sene önceki Nijerya dünya ekonomisine baktığın zaman bu hale getiren o soykırımını da saymıyorum. O siyahilerin, siyahların kafası kesip kesip fotoğraf çektiren soykırımcı Fransa'yı da saymıyorum. TRT gözüne sokmuş bunların. Unutmayalım ki Boko Haram diye öykütü çıkartıp tekrar Nijerya'daki o dünyanın en büyük, ismini veremiyorum, petrol firmasının sahibi olan Fransa. Total ya. Total değil mi? He, tamam, niye söylemiyorum işte. Ne olacak? Belli zaten Libya'daki, Suriye'deki amaçları Total'i oraya sokmak zaten. Ya Nijerya'da Boko Haram geldi diye mirajları kaldıran Fransa'dır. Adam demiyor ki mesela bizimki Öztrak'ta. Ya ben ta Fransa'dan Afrika ortası göbeğine Nijerya'ya ne işi var anlamıyorum demiyor. Demiyor, demez. Bizim petrolle ilgili, batı sahamızla ilgili bakanımız giderken onu anlamıyor. Anlamaz. Anlamıyorum. Onu anlamıyorum demiyor ama. Aynen. Bakanımızı anlamıyor. Bu vesile TRT World'u, İbrahim Eren'i, Serdar Karagöz'ü bir kere daha tebrik edelim. Şimdi evet, bir haberle devam edelim. Fazla vaktimiz kalmadı. Daha doğrusu iki tane haber vereceğim. Bir tanesi video. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın... Ya Mithat Hoca da akademisyen bir adamdı yani. Çok enteresan. İşte hayat insanı nerelere savuruyor, savruluyor. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin abi. Adamın sonu önemli. Nerelere savuruyor, savruluyor. Tabii. Allah muhafaza etsin. Yani Allah muhafaza hakikaten. Ya şunu bir dinlemenizi istiyorum Mithat Sancar'ın PKK ile ilgili, HDP PKK ilişkisiyle ilgili bir cümlesi var. T24 yayınına katıldığında ifade etmiş. Bir dinleyin de onunla ilgili de bir iki kelam edelim. Öyle. Buyurun. Çizgi var mı? Bizim bunu PKK'yı özellikle... şimdi bakın bu soru. Tam başlanalım. Yani HDP ile PKK arasında bir çizgi var mı diye soruyor. Yani nedir bu konuyla ilgili olarak? Mithat Sancar'ın da cevabı. Baştan bir daha verelim. Var mı? Bizim bunu PKK'yı, özellikle... şimdi bakın bu soru zaten baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle mesafe koyun çağrısı da o kadar temelsiz ki. Mesafe koymak değil. Bizim hiçbir ilişkimiz yok. Bu kadar net söylüyoruz. Olamaz da. Ya şimdi yani hani HDP'nin mesela genel kurulu ya da MYK, MKYK toplantıları falan herhalde Mithat Sancar'ın başkanlığında yapılan bir tiyatro. Esas toplantıyı başka odada falan yapıyor HDP herhalde. Yani hiçbir, yani aranıza mesafe koyacak mısınız terör örgütüyle diye soruyorlar diyor. Bir ilişkimiz yok, olamaz ki de zaten. Ben bak bunca zamandır eş başkanıyım, böyle bir şey görmedim. Toplantılarımızı yapıyoruz, konuşuyoruz Türkiye siyasetine dair yani falan. Olamaz da diyor. Yani ne kadar yoktur canım. Hani naifsin diyeyim Mithat Sancar. Bak Nedim Şener'le cevap vereceğim. Müsaade et. Neden partinin temsilcileri yok gibi gülünç cümleler kuruluyor demiş Nedim Şener HDP'ye ilgili tartışmalarda. Ondan sonra aslında bu soruyu soran da cevabını biliyorlar da diyor. PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP ile kurulan ilişkiyi kamufle etmeye çalışıyorlar diyor. Hafıza önemli. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. HDP diye bir parti yoktur. Terörist PKK ve onun elebaşı Öcalan vardır cümlesini kullanan bir isimdir Nedim Şener. Bu cümleyi diyor kullandım, birileri için sert gelmiş olabilir diyor. Ondan sonra Ahmet Türk'ün açıklamaları başlamak üzere HDP'nin PKK ile ilişkilerinin detaylarını vermiş. Yani Mithat Sancar bunu görmemiştir. Mesela Ahmet Türk, Öcalan Türkiye'de barışçıl bir sürecin oluşması için çaba sarf ediyor, muhatap almak zorundasınız demiş.
Muhatap BDP Öcalan ve PKK'dır demiş Selahattin Demirtaş. Asıl muhatap Öcalan'dır demiş Selahattin Demirtaş. Cemil Bayık, PKK olmasaydı HDP %5 oy bile alamazdı demiş. Pervin Buldan, barış için Öcalan'ı muhatap almak zorundasınız demiş. PKK çözüm sürecine katılma devam ettiği hikayelerini anlatıyor. 2014'te KCK Nar'dan HDP'nin çaresine çıkan olaylarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatıyor. PKK olmasa HDP %5 oy alamazdı bir kere daha hatırlatıyor. Ondan sonra da yani Mithat Sancar'ı çıkmış, ilişkimiz yok ki. Nedim, olamaz da zaten. Şener de burada, yani Nedim Şener de burada yani kaç yıllık gazeteci sana da yakışmıyor. Yani şimdi bu şunları tekrar bu malumun ilamlarının arka arkaya köşen yetmez abicim. Yani o yetiştirebildiği yere kadar yetiştirmiş. Emin Çapa yazmış. İçin bunlar da yarım insan biliyorsun. Evet, yani, bu evet, Mithat Sancar'lar, HDP'ler, MDP'ler, yani, kart kurt sesi diye falan filan konuşan tipler de bunlar. Evet, yani yanlış anlama böyle bir herkes bu son günlerde çok şey var. Moda oldu ya, metazoru yapıyorum. Veyahut da bilmem ne yapıyorum. Hani çok şöyle gereksiz diyorum. Şimdi ya öyle bir şey söyledi ki bize. Bunu yazmaya başlasayım Nedim Şener. Sağ olsun toplamış işte. Şunu dedi, bunu dedi falan filan filan dedi. Nereden falan diye. Ya, bunu biz eş başkanları var ya meşhur. Hangisi? HDP eş başkanları. Toplu bir şekilde hep beraber toplanıp da çıkıp da arkadaş bu PKK bir terör örgütüdür desinler. İlişkimiz yok desinler. İlan etsinler. Bunu söylesinler. Bunu talep edeyim bir. İkincisi. Hı hı. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Hiç ilişkimiz yok falan bilir ama. Tabii komik bir şey çünkü. Yani neyse cevap vereceksin yani. Neyi düzelteceksin? Hiçbir tarafını düzeltemezsin. Ama aynen. Şöyle bir şey var. O da sırtımızı YPG, PYD'ye dayayacağız, bilmem ne yapacağız diyenler içeride. Yüksekte. Apo'nun heykelini dikeceğim diyen içeride. Şimdi yani Selahattin Demirtaş. Ya buna hep yalan, buna yalandan mı içeri gitti arkadaşım ya? Bedava mı gitti buna? Hiçbir yok ama yok. Bütün bunlara rağmen kesinlikle bir bağ yok, olamazdı zaten. Hiç ilişkin yok da niye cenazenin peşinde koşup da yeri lan cenazesine katıyorsun? Gitmeyen milletvekiline soruşturma açılır diyen adamlar. Niye silah taşıyorsun peki? Hadi ilişkin yok, niye silah veriyorsun? Bir haberle bitirelim yani, süremiz doldu. Dalga mı geçiyorsun abi? FETÖ'nün değerli izleyici, bugün akşam gazetesinde bir haber, bu önemli. Bundan en azından bir iki kelam etmekte fayda var. Terör örgütü FETÖ. Tiyatro algısı tutmayınca 15 Temmuz gecesi terör soruşturması açan dönemin Ankara Başsavcısı Kodala hedef almış. Harun Kodala hedef almış. Yargıta üyesidir kendisi şu anda malumunuz. 15 Temmuz darbe girişimi sürerken gece saat 23 sıralarında terör örgütüne karşı soruşturma başlatan dönemin Ankara Başsavcısı Harun Kodala'nın 3 yıl önce bu mücadeleye dair açıklamalarını çarpıtarak Kodalak'tan 15 Temmuz tiyatrosu itirafı diye FETÖ'cü hesaplar yaydılar çünkü sosyal medyada. O geceye kadar belge bulamadık dediğini iddia ediyorlar. Bununla ilgili olarak Yargıtay üyesi Harun Kodalak'ın şeyi var, açıklaması var. Onu hatırlatalım çünkü bu FETÖ denilen lanet örgüt kırpıyor, kesiyor, önünü arkasını falan alarak şu anda kendileriyle o dönem yoğun mücadele etmiş ve mücadelesini sürdüren insanlara çamur atmakta bir beis görmüyorlar. Mesela Harun Kodolağ'ın aslında öyle söylemediği, o konuyla ilgili olarak bu cümleleri başka bir şekilde söylediği bir üzere keserek, kırparak sanki işte bu FETÖ operasyonunun aslında bir tiyatro olduğunu iddia ettiğini kendi hesaplarından sadece duyurmaya çalışıyorlar. Sadece FETÖ'cüler yapsayız, siyasetçiler de yapıyormuş arkadaşım. Yani aynen. Burada niye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı uğraşıyorlar? O yaptığı büyük mücadele, işte İrfan Fidan da burada aynı şekilde büyük mücadele vermiş. Bunların hepsi de tırpan vuruyor. Hem FETÖ'cü başlıyor, siyasetçi devam ediyor. Gazeteci de düşmanlık yapıyor. Son haberi dertleri Londra'dan verelim. Fatih Sultan Mehmet'in tablosu vardı malumunuz değerli izleyiciler. Yanındaki kişinin de Cem Sultan olduğu söyleniyor. Gentile Bellini'nin tablosu olduğu iddia edilen tablo. Dün Christie's herhalde. Müzayede bir tarafından satıldı. 770 bin pound'a, yaklaşık 6,5 milyon liraya. Komisyonu, vergisi taşımasıyla beraber aşağı yukarı 1 milyon pound'u bulacak diyorlar. Mevzu işte 9 küsür milyon lirayı falan bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldı bu tabloyu. Güzel bir hareketti. Tebrik edelim. Hakikaten bu tablonun Türkiye'ye gelmesi, Fatih Sultan Mehmet'in Bellini tarafından yapılan tablosunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınması gayet olumlu ve başarılı bir hamle. Girdiler, gizlediler son ana kadar fiyat daha da yükselmesin diye. Getirecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki yerinde sergilenecekmiş ilk etapta. Daha sonra da uygun bir yerde İstanbulluların görmesi sağlanacakmış. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de tebrik etmiş olalım ve günün manşetini bitirelim. Yani gene heykel ve tablonun dışına çıkamadılar diyeyim ben yine. Yani akılda kalacak ne var dersen. İlla eleştireceğim bir şey akılda kalacak ne var dersen. Heykel yaptılar, tablo aldılar derim. Yine ya heykel meselesini bilmiyorum. Tablo önemliydi. Bana evet. Peki. Günün manşetini bitirdik. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu arada kısıt var hafta sonu malumunuz. Üniversite imtihanından dolayı
YKS'den dolayı cumartesi 9-15, pazar 9-18-30 arası zannedersem. Evet. Var. Bunu da hatırlatmış olalım. Dışarı çıkmayın. Aman dikkat edin. Zaten çıkamazsınız. ceza kesiyor. Hakikaten acıtan para cezaları falan maskenizi var. Maskenizi unutmayın. Aman dikkatli olun. Maskeyi unutmayın diyelim. Pazartesi 11'de karşınızda bulunmak üzere. Hepinize iyi hafta sonları diyelim.